günlerimiz çok güzel geçerdi ama zor günleri de olmaz değildi hani. 1914-18 arası İstanbul'un Beyoğlu neler çekmiş. Tabii bütün İstanbul gibi. Tabii. Harbi umumi zamanları. O zamanlar buğday yoktu ki. Mısırdan yapılırdı her şey. İçine sap, saman, çöp her şey konurdu tabii. Adına da tava ekmeği denirmiş. Bilir miydiniz? Tabii bugünkü tava ekmeğiyle ilgisi yok herhalde. Elbette. Biraz bayatladı mı koparmak mümkün değilmiş. Suda bile ıslanmazmış. O toz şekerin tozu bile yokmuş. O dört köşe kesme şekerler vardı o zamanlar. Osmanlı'nın savaş ortaklarından Avusturya'da arada sırada getirilirmiş. Ve kıtlama yapılarak işte çay filan öyle ıhlamur içilirmiş. Ha tabii. O zamanlar şeker vesikayla dağıtılırmış. Kimi zaman 50 gram, kimi zaman biraz daha fazla. Ne kadar verecekleri hiç belli olmazmış. Aa, o vay anasını ya. De öyleymiş. Vesikayla verilirmiş. Tramvayla Yedikule'ye gidilir, orada kuyruğa girilir, o zaman alınırmış. Bir kitapta okumuştum. Bez de bulunmazmış o zamanlar. Aileden biri Hakk'ın rahmetine kavuştuğu zaman gömecek kefen bezi bulunmazmış da hasıra sarıp gömerlermiş. Ya. Ama biz bugün ters tarafımızdan mı kalktık nedir? Bizim zamanımızı öveceğimize yeriyoruz. Canım, ne övmek ne de yermek bizimkisi. O zamanlar tabii kıtlıklar da varmış. Ha şimdi çok şeyden makineler de yapılıyor ama o zamanların da kendine göre bir tadı vardı. İyilerini saklayıp kötülerini değiştirebilseydik ne güzel olurdu değil mi? Ya. Farkında mısınız? İstanbul'un hep çirkinliklerinden bahsetmeye başladık. Biraz da güzelliklerini konuşsak daha iyi olmaz mı? İsterseniz şimdi gidelim, güzel bir şeyler yiyelim. Ardından eve gidelim, çay demleyelim, keyfimize bakalım. Tamam, hadi gidelim. Yarın sizce bir mahsuru var mı? İşinizden gücünüzden alıkoymayalım. Deli misiniz Mehir'im? Benim arayıp da bulamadığım şey bunlar. O hadi zaman bakalım, buyurun. Hadi. Garson, hesap evladım. Hadi buyurun. Bir tablo çizdiniz ki. Yani bizim hayatımız savaş zamanları. Tabii. Yani birinci harbi umumi zamanları. Doğru. Sonradan değişmiş, güzelleşmeye başlamış yerinden. Sonra dirildi tabii. Ben çok iyi hatırlarım 1957'li yıllarda Haldun Dorman ve Ayfer Feray'ın oynadığı oyunlar olay olmuştu Pera'da. Tam 1933'lerde başlamış yerinden canlanma. Süreyya Operi, meşhur Süreyya Operi. O zamanlar şehir tiyatrosunda olan
Şaziye Moral, Hüseyin Kemal Beyler, sonra Sruri kardeşler, onlar kurmuşlar. 1934'te şehir operası kurulmuş. Ve yine o ünlü Lüks Hayat Opereti ilk defa o yıl oynanmış. Muammer Karaca, Feriha Tevfik, Şevkiye Maç, Vasfi Rıza, Hazım Körmükçü, efendim bütün o ünlü sanatçılar, Bedia Mavi, bütün o ünlü sanatçılar o zaman o Beyoğlu'nun ünlü sanatçılarıymış. Çok şükür biz de görebildik o zamanları. O zamanlar Beyoğlu'nda tiyatrodan, kabareden geçilmezdi. Kimler yoktu ki? Muammer Karacalar, Arvin Dildigiller, Halim Dormenler, İstanbul Tiyatrosu Toto Karaca. Daha kimler yoktu kimler? Oli Uğrazlar. Var mıydı? Şimdi yok mu? Şimdi onların yerini biraneler aldı. Kebapçılar, diskotekler, atari salonları. Demeyin, o zaman Beyoğlu'na gitmemize hiç gerek yok. Yok, gene de görmeli. Hiç olmazsa aradaki farkı anlamak için görmeli Galip Bey. Neyse, daldık eski İstanbul'a gidiyoruz. Ben yataktan yeni kalktım, biraz da yorgun hissediyorum kendimi. Müsaade ederseniz gidip biraz dinlenmek istiyorum. Tabii, sana da gelir gelmez yüklendik zaten. Ustacığım, senin için de mahsuru yoksa burada kalabilirsin. Fazla odamız var. Artık boyayı, badanayı yarın hallederiz nasıl olsa. Canım, yarın gezdireceğiz ya adama Beyoğlu'nu. Canım, sonrasında diyorum. Bu badana işini ciddiye almak gerekir. Ben bu evi böyle kirli paslı bırakamam adamcağızı. Ne gereği var efendim, nasıl çıkıyorsunuz? Yo, başka bir şey. Ben her ne kadar değerleri bozulmuş bir İstanbul'da yaşıyorsam da kendi asli değerlerimi korumalıyım. Ev sahibini tanımıyorum ama iyi bir insan olduğunu belli. Ben de ona karşı insanlık görevimi yerine getirmeliyim. Şey ya, canım konuşmak istemiyor ama konuşmaya da mecburum. Yani Ali Nizam Bey, sen buradan çıkarsan bugün ev tutmak başlı başına bir dert. Ne yaparsın? Aslında yüzüm gülerken içim kan aldı. Ben de biliyorum eldeki avuçtakiyle bir ev kiralamanın mümkün olmadığını. Ne yapayım? Çaresiz. Daha olması İzmir'e kardeşimin yanına gideceğim. Başka çare yok. Hadi bakalım Galip Bey. Sen de evine git, güzel bir dinlen şöyle. Bir dakika. Hani bir mektup vardı, ev sahibinden gelen mektup. Onu bana bir dakika verebilir misiniz? Ne yapacağınızı anlamadım ama bu... Sağ ol. Sen ya? Yırttım. Mektubu yırttı. Artık sana mektup geldiğini unut ihtiyar. Adam yeniden gönderir laf mı yani? Değil mi ya? Göndermeyecek. Nereden biliyorsun? Almanya'dayken İstanbul'dan bu evi alan, sonra da çocuklarını sana dayanamayarak müteahhide vermeye karar veren o vicdansız mal sahibi benim. Beyler, ben genç yaşımdan beri Almanya'dayım. Evlendim, çoluğa çocuğa karıştım. Yaşlanınca da yatırım olsun diye birçok evler aldım. İşte bu ev onlardan biri. Allah Allah. Çok şükür ihtiyacım yok. Ama çocuklar evi müteahhide verip de birkaç daire alalım diye ısrar edince... ...avukata o ihbarnameyi ben yazdırmıştım. Aslında ihtiyacımız da yok. Bir ara canım sıkıldı Almanya'da. Gideyim bu evde kimler yaşıyor, ev nasıldır diye gelip görmeye baktım. Baktım ki bu evde bir tarih yaşıyor arkadaşlar, tarih. Estağfurullah. Hiç mütevazı olmayın arkadaşlar. Sizler bu memleketin ortalamasını yükselten insanlarsınız. Size herkes yardımcı olması lazım. Hatta tarih bile. Çünkü sizler birer tarihsiniz. Hay Allah. Ne olacak şimdi? Ben eski toprağım arkadaşlar. Ben ölmedikçe de bu evden sizi kimse çıkaramaz. Rahatınıza bakın. Yalnız bir şartım var. Nedir? Şimdi bana seninki gibi kocaman, güzel bir konak maketi yapacaksın, tamam mı?